Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günü haberlerimizde görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. Amerika emeldarları Uygur mecburi emgek mahsulatlarını devamlı çekleydiğini bildirdi. Amerika'nın bihaterlik ve çigra işlerine mesul iki nefer yukarı derecelik emeldarı, eğer Xitay rejimi Uygurlarını mecburi emgeki selişini toxtatmasa, Xitay'dan kirgen mahsulatlarını devamlı çekleydiğini ve cevapkarlarını cezalaydiğini bildirdi. Amerika, Anıvatan'ın bihaterlikini Qoğdaş Ministerliğinin muvakkat muavin ministeri Ken Kochinelli bilen Tamojni ve Çigra Qoğdaş İdarası'nın muvakkat komissari Mark Morgan'ın təkidişçe, Xitay rejimi yığıveliş lagerlerini takışı, tutkullarını koyup berişi, devlet karmakadaki mecburi emgeki derhal hatimi berişi gerekirken. Ken Kochinelli bilen Mark Morgan bu çakırıkını Amerika'daki Töpülük namlıq gezeti elan kılıngan, Xitay'nın mecburi emgekiki karıştırış mavzuluk makalesi oturgu koygan. Onlarının təkidleşçe Xitay bunu toxtatmağıca, onlar bu kanunsuz mahsulatlarını çekleşini, onundan payda elibatkallarını cezalaşını devamlaştırırken. Ken Kochinelli bilen Mark Morgan, Xitay'daki vaziyetinin yirginişlik işkerliki, lagerlarının məxsusunun Uyghur ve başka yerlik milletlerinin medeniyeti ve dini itikadını yoktuş işkerlikini bildirgen. Onlarının kayıt kılışı, Xitay rejiminin bihaterlik aparatları cümleden Bingtuan bu lagerlardaki mecburi emgektin kirim kılıvatkan bulup, bu taktika 20. əsirdeki diktatorlardan ülge elinigan iken. Onlar Xitay bilen Nazistler Germaniyesini seliştirip, Nazistler Germaniyesi'de SS'kilerinin şirket kurup, irqi qırğınçılık lagerideki mecburi emgekten tapavet kıldığan karxanlar bilen toxtam tüzgeldiki. Stalin'nin gulaglarının mı bu usulünü kullanğanlıqını bildirgen. Amerika, Tayvan'ga koral yarak setişini ciddi küçe etmekte. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Amerika Taşkı İşler Ministerliği düşenbe günü Tayvan'ga 2 milyard 370 milyon dolar kıymetindeki 100 yürüş Harpun Deniz Kırgı Mudapya sistemesi ve alakadar üskünlerine setip birişini tasdiqlagan. Bu, Amerika'nın bir hafta içi de Tayvan'ga 4. kıtım koral yarak setip birişi bulup hesaplandı. Haberde kayıt kılınışça, Kengash Palatası ve Avam Palatası Tayvan'ga koral yarak setişini birlikte tasdiqlagan bulup, bu her iki tarafının Xitay'nın Tayvan'ga bulgan tehdidini bilip yetkerlikten direk biridiken. Bildirilişçe Amerika'da prezident saylamının neticesinin kandak buluşudun kat'i nazar, Amerika'nın her iki partiyasının Tayvan'ga karata okşaş stratejisi bar iken. Tayvan hakimiyet yürgüzüvatkan Demokratiyani İlgir Sürüş Partiyasının parlament azası Liu Shifang'ın karışça, Sayyingwen prezidentlik vazifesiga oldurgan deyken, Xitay bilen Tayvan'ın hazırkı halatını saklap kilişti için durgan. Bu, Amerika bilen Xitay'nın 2. Dünya Urushi dinkin Tayvan'ı saklap kilişini talep kıldığan stratejilik yönelişi bulup, Tayvan'daki köp kısım kişilerimi bu xil siyasetini kollaydıken. Mälum buluşça, Tayvan'daki en çok öktüçi Gomindan Partiya Reisi Jiang Chechun bir neçü gün ilgiri Amerika-Tayvan Mudapya Sanayeti Toru yığınığı katnaşkanda nurgun kişilerinin hazır Amerika Tayvan'ı Hindi Tiniç Okyan rayonundaki peşka ya ki Beijing dairleri bilen söhbetleşişinin kozir kılıvatudu dep karaydıqallıqını bildirgen. Amerika'nın Xitay'nın narazılığı karamay Tayvan'a koral yarak setişini arka arkadın tasdiqlaşığı karata Xitay Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Wang Wenbin bayanat elan kılıp Amerika'nın Xitay'nın iyilik hukuki ve bihaterlik menfaatige iğir buzgunçuluk kılıqallıqını. Amerika'nın koral yarak setiş planını bekar kılıp, Xitay-Amerika münasveti ve rayonunun mukumluğuna devamlı ziyan etküzüştün saklanışı gerektiğini bildirgen. Hindonezya elçihanesi aldıda akbarat ilan kılış yığını ötküzüldü. 28. Oktyabr Şarkı Türkistan İnsan Haklarını Közütüş Cemiyeti'nin təşkilleşi bilen, Hindonezya'nın İstanbul'daki baş konsulhanesi aldıda Hindonezya hükümetinin 4 Uyghur'nı Xitay'a ötküzüp birişige karşı narazılık bayanatı ilan kılındı. Bayanatta 2015 yıldan beri Hindonezya türmesi yetibatkan 4 Uyghur'nın bu yıl 9. ayda vaxtı toşkallıqı 24. Oktyabr'dan başlap ictimai taratqularda ve haberlerde mezkur Uyghur'larının Xitay'a kaytırılgallıqı haqqıdaki haberinin tarqalgallıqı. Onlarının içindeki Ahmet Boz oğlanının ceza müddeti toşkan bolsumu yanını tutupturulu vatqallıqı 3 Uyghur hakkında hiçkandak uçurunun yok ikerliki, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıya irqi qırğınçılık siyasi yürgüzü batkan bir payıda,
Индонезия hükümeti tarafından Xitoyga qaytarılganlığının ilgiri sürülgenligi. Bu vaqa muhacirettiki Sharq Turkiston xalqi arasida qattiq endişe paydo qilganligi bildirildi. Bayonot yana boshqa davlatlar tarafından Xitoyga qaytarılgan Uyg'urlarning iğır jazolanganligi, hatto o'lim jazosi berilganligining aniqlanganligi, ularning bir qismining hozirgacha izdiriki bo'lmaganligi, muhacirette yashayotgan Sharq Turkiston xalqining barliq diqqati mazkur 4 Uyg'ur masalasiga markazlashganligi bildirildi. Şundaqla agar Hindonoziya hukumatining mazkur Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berganligi rost bo'lsa, buning bir tarixiy jinoyat bo'lib hisoblanadiganligi qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Hindonoziya hukumatining bu masalaga qarata xalqaro tushuncha berishi kerakligi bildirildi. Bayonot yana barliq Sharq Turkiston xalqining Uyg'urlarning Hindonoziyada bexatar bo'lgan yoki bo'lmaganligini aniq bilishni xohlaydiganligi. Hindonoziya hukumatidan 4 Uyg'urning ahvoli haqida tushuncha berishni talab qilish bilan birga Hindonoziyada qanchalik Uyg'urning barligi va ularning ahvoli haqida tushuncha berishni talab qiladiganligi bildirildi. 8 milyondan fazla Doğu Türkistanlının toplama kampına alındığı, insan hakları ihlallerinin açık alanda soykırıma dönüştüğü böyle bir dönemde Endonezya'dan iade edildiği iddia edilen 3 Doğu Türkistanlının akıbetleri kamuoyunda ciddi endişelere ve ızdıraba yol açmaktadır. Daha önce çeşitli ülkelerden Çin'e iade edilen Doğu Türkistanlılar müebbet hapis cezası ve idam cezasıyla cezalandırılmıştır. Xitoy Sharqi Turkistonda 1,5 milliondan ortiq maktab balasini atalmış baxtdamiqi bilan beqiyotganligini ilgiri sürdi. Xitoy dairlarining 2012 yildan boshlab yo'l qo'ygan yezilardagi maktab balalarini haqsiz tamoq bilan ta'minlash programmasi kengayib, navbati 1 million 540 ming bala bu xil atalmış baxtdamiqi bilan ta'minlanmoqda ekan. Atalmış Xinjiang gazetining xabar qilishicha, navbati bu programma Sharqi Turkistonning namunat rayonlaridagi butun maktablarda yo'l qo'yilgan bo'lib, Payzvat Naisi'nin Cambaz Yezilik 1. Başlangıç Mektibinin özü dilla 1700 nefer okuğuşu bu xil tamak bilen uzuqlindiken. Xitay rejimi atalmış Bəxtlik Tamak Programmasının namrat okuğuşularının uzuqluq meselesini hal kılgallıqını ilgiri sürsümü, lekin 2012 yılı başlanıp bara-bara okuğuşularının mektep aşkanısı uzuqlunışı mecburiyetke aylanan bu programının məqsidi, çetellerdeki Uyğur təşkilatlarda sual payda kılıp geldi. Ularının qarışça Xitay dairlerinin bu programını yolu koyuştaki məqsidi, bir tarafdan ata-anısı Xitay qarxanlarda məcburi işləyatqan Uyğur ballarının tamaqsız qilish əhvalini həl qilish, yəni bir tarafdan Uyğur ballarını aile mühitidin yıraqlaşdırıb, asimilasiya qilishini texamu tüzildi digən. Atalmış Şinjan gezinin xəbirdə təkidlişçe Xitay rejimi yıqınqı 5 yıldan beri atalmış Bəxtlik tamaq programmasına hər yili 1 milyard yuan ajırtıp gəlgən bolub, Növətdə 1 million 540 min bala bu xil atalmış bəxtlik tamaq programmasından bəhirlənməkdi ikən. Lekin bu 1 million 540 min balının ata-anısı lagırlarına elib getilgən balılar lagırdaki ösmürlərini özcəyə alıdığan ya ki almaydığanlıqı məlum emas. Şərqi Türkistanda yuqumlanğıçılarının sani 183-kə yetdi. Atalmış Uyğur Abnum Rayonluq Səhiyyə Saqlıqını Saqlaş Komiteti 28 oktyabr elan qılğan ən yeni uçurda bildirilişçe, Şərqi Türkistanda Xitay virusu bilan yuqumlanğıçılarının sani 183-kə çıqqan. 28 oktyabr 24 saat içində Şərqi Türkistanda yenidən 22 yuqumlanğıçı bayqalğan. Bularının içindeki 19 kişi Xitayının bildirilişçe alameti görülmegen yuqumlanğıçılar ikən. Bunun bilan Sharq Turkiston bo'yicha umumi yuqumlanuvchilar 183 ga yetgan bo'lib, bularning ichida yuqumlanuvchilar 22, alomat ko'rilmagan yuqumlanuvchilar 161 bo'lib, ularning hammasi Qashqar Koni shahar nohisida ekan. Xabarda qayd qilinishicha, doiralar bir necha kun ichida Qashqar viloyati bo'yicha 4 million 746500 kishiga qarata yadro kislotasi sinovidan o'tkazishni tamomlagan. Qashqar viloyatlik sahiya komitetining partikom sekretari Li Linyu yuqumdorlarning hammasidan Qashqar Koni shahar nohisida ekanligini ilgiri surgan. Xitoy taratqularining dastlabki ufchurlarda oshkorlashcha o'tgan shanba kuni bayqalgan 17 yoshlik tunji yuqumdor qiz Zimin yesining 2-chi kantidagi bir korxonada ishlaydigan ishchi ekan. Bu ufchur kuzatuvchilarda darhol bu qiz Xitoy korxonasida ishlayotgan lager tutquni yoki majburiy emgak kuchimi degan savol paydo qilgan. Dairler tüncü yuqumdar işleydiğen karxana ve bu karxandaki işçilerinin ahvali to'g'risida hiç qanda uçur vermegen.
İmran Khan, Xitayning iqtisodiy koridoridan Afganiston va Pakistanning nap ala olaydiganligini aytdi. Pakistan bosh ministri İmran Khan Hindistonning Afganiston zaminidan foydalanib, davlatini muqimsizlashtirishidan andisha qiladiganligini bildirdi. Pakistan matbuotlarining xabar qilishicha, bosh ministr İmran Khan Pakistan-Afganiston savdo va selimi munbiri yig'inda qilgan so'zida davlatining Afganistonning tinchligi va muqimligidagi rolini davomlashtirishdagi qat'iy irodasini qayta ta'kidlagan. İmran Khan Afganistonda hokimiyat beshigi kimning kelishidan qat'iy nazar Pakistanning munosabatlarini kuchaytirishni qaror qilganligini tilga olib, ikki davlatning kelgusining ittifoqlikka o'zaro savdo va iqtisodiy munosabatning kuchayishiga bog'liq ekanligini aytdi. Afganistan ve Pakistan'ın Xitay-Pakistan iqtisodiy koridoridan nap ala olaydiganligini tilga olgan İmran Khan ikki davlatning savdo sanoat markaziga aylana olaydiganligini bildirdi. İmran Khan yana Hindistonning Afganistan zaminini ishiltib Pakistanni muqimsizlashtirishga urinishidan andisha qildiganligini tilga oldi va Kashmir masalasi ustida to'xtalib, bu masala Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bexatarlik Kengashining qaroriga asosan hal qilinganiga qadar har qaysi rayonlik va xalqaroliq munbarlarda Pakistan'ın meselini kün tertipte tutulduğallıkını etti. Amerika bilen Hindistan, Xitay'a karşı müdafiye kelişimi imzaladı. Amerika Avazı'nın 28. Oktyabr'daki haberde bildirilişçe, Amerika Taşkı İşler Ministeri Pompeo ve Devlet Müdafiye Ministeri Mark Esper, 27. Oktyabr Xitay'a karşı iki taraf müdafiye hemkarlığı kelişimi imzaladı. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika bilan Hindiston 27 oktyabr uchurdan teng bahrlanish ve mudofiya hamkorlik kelishimi imzolagan. İki taraf sezgür sun'iy hamra ve coğrafyalik fikirlerini ortaklaşmakçı bo'lgan. Amerika Tashqi ishlar ministeri Mike Pompeo Hindiston Tashqi ishlar ministeri ve Devlet Mudofiya ministeri bilan ko'rishganda, Amerika bilan Hindiston hamkorlashib, Xitoyning bexatarlik ve erkinlikka elib keladigan tahdidiga taqobil turishi kerak deganlarni bildirdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Mark Esper muhbirlarını kütüveliş yığında söz kılıp, Amerika bilen Hindistan asasi münasibet ve hemkarlık kelişimi imzaladı. Bu iki tarafının harbi hemkarlık ornitişideki muhim abide. Hindistan bu hemkarlık kelişimi arkalık başkurulduğun bomba ve uçkuçsuz ayruplarının toğırlıkını yukarı götürüleydiğen nurgun yer şekli, yol başlaş ve avasya uçurlarına erişeleydi, dedi. Hindistan armiyesinin gelgen bir erbabının Reuters agentliğine eğitişçe, Amerika hemkarlık kelişimi arkalık Hindistan'a setilgan küreşçi ayruplarlarga ilgar yol başlaş sistemisi ve avasya teknikisini koşalaydıken, Amerika yine Hindistan'a tekimi köp küreşçi ayruplan ve uçkuşsuz ayruplan setişini planlagan. Hindistan'ın diplomatiya ministerleri ve devlet müdafiye ministerleri yeni dekledeki uçuruşta, iki devletinin rayon tinçliği ve bexatarligi üçün quyuq hemkarlıkının muhimliğini ta'kidlagan. Uçuruşta Hindistan devlet müdafiye ministeri Sengi başta söz kılıp, Tört ministerinin pevkuladı vakti körüşkerlikini etkan, hem de Hindistan'ın şimali çigrada tacavuzçılık hareketlerine düşkelgerlikini işaret kılgan. Amerika Taşkı İşler Ministeri Pompeo Eçiliş Nutkı'da Sökbet Demesi'nin Xitay'nın tehdidiyle birlikte takabül duruş işkerlikini uçuk aşkarı körüstüp, biz bugün hemkarlık ornitişten tartıp Xitay virüsünü yokutuş, Xitay Kompartiyası'nın bexatarlık ve erkinlik tehdidiyle karıştırış ve pütkül rayonunun tınıştığı ve mukumluğunu ilgili sürüş katarlık, Nurgun meselelerini müzakere kılımız degen. Bildirilişçe Amerika prezident saylamı yakınlaşkan bir peyitte Trump saylam rekabeti jarayanında özünün Xitay'a karşı turuştaki meydanını izcil takitlep gelgen. Şunun bilen bir vakitte Pompeo'nu evetip Asya Tiniç Okyan rayonundaki ihtipaktaşları bilen bulgan münasifetini küçeytip Xitay'nın Asya Tiniç Okyan rayonundaki kengaymeçilikige karşı turuşunu nişan kılgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Wang Wenbin 27 oktyabr muxbirlarini kutib olish yig'inda so'z qilib, Pompeo'ning Xitoy ustidan qilgan ayiblashlariga norozilik bildirgan. Wang Wenbin so'zida Pompeo'ning Xitoyga qaratgan hujumi va ayiblashi yangi ish emas. Amerika yana sug'uq munosabatlar urush ruhi holati va ideya jihatidagi bir taraflama qarishini oshkorildi. Amerika devletler o'tirsidagi munosabatlardan foydalanib, rayon tinchligi va muqimligiga buzg'unchilik qilishdan iborat xato harakatlarni to'xtatishi kerak deganlarni bildirgan. Yevropa ittifoqining jazo lagerlariga chetishlik Xitoy korxonasining mahsulotlarini ishiltishi g'ulg'ul qo'zg'adi. Yevropa ittifoqining Uyg'ur jazo lagerlariga chetishlik bir Xitoy texnika shirkatining mahsulotlarini ishlatganligi oshkor qilinib, Xulg'ul qo'zg'adi.
Germaniya dolqonları radyosunun aşkarlaşça, Avrupa İttifakı Xitay virüsü yuqumiga qarşı Xitayning Haykang texnologiya şirketi işlep çıkargan ısıklıkını seziş kameralarını işletmekte iken. Xabarda bu kameralarının Avrupa Parlamenti ve Avrupa Komissiyasının binalarına orantılgalıqı, onun bilen binağı kirgüçilerinin beden temperaturisi tekşürüldüğalıqı ilgiri sürülgen. Amerika hükümeti Haykang şirketinin Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendikilikiga iştirak kılganlıqı sebeplik ötken ile onun mahsulatlarını çekilgen. Xabarda ta'kidlanishicha Avrupa İttifakı'nın bu kameralarını işiltişi Xitay kişilik hukuk hatirisini qattiq tanqid qilib kelayotgan bu organning siyosatiga zid ekan. Avrupa Komissiyasining prezidenti Ursula von der Leyen texi bu yil 6 ayda Xitay bilan kişilik hukuk ve tüp erkinlik meselesinde murassa qilmaydiganligini bildirgan edi. Avrupa Kengashining prezidenti Charles Michel ötken ay Birleşken Milletler Teşkilatining yig'inda biz kişilik hukuku hürmet kılışını alığı sürüşten toxtap kalmayımız. Bu Uyghurlardak yerlik milletlerine mi öz içi alıdı diyen. Avrupa Parlamenti'nin azası Germaniyalik siyasiyon Reinhard Bütikofer Haykang'ın mesulatlarını işiltişinin kişini kattık bir aram kılıdığalıqını bildirgen. Onun təkidlişçe bu vaka esvap setiveliştiki numus kılarlıq kemçelikini aşkarlap bergen. Manastiki Uyghur Mescidinin çekilgallıqı aşkarlandı. Xitay tecavüzçileri 2016 yıldan beri İslam dinini Xitaylaştırış rezil maksistik yetiş üçün Şarkı Türkistan halkını herkıl tökmetleri bilen lagırgı tutkun kılıp, Şarkı Türkistan cemiyetindeki Xitay'a karşılık bildiriş ihtimali bardep karıgan barlıq Uyghurlarını tadılaş hareketini başlayan bulup, okşaş vaqtta Şarkı Türkistan'daki mescidlerini herkıl bahanlarını körüstüp çıkışkı başlayan. Hazırkı işencilik məlumatlarda bildirilişe Xitay 4 yıl içinde 10.000'dan artıq mescidini çekip taşlayan. Pidailer yana Suni Amra arqılıq Xitay tecavüzcülerinin Şarkı Türkistan'ın Sanji Oblasti Manas Nahiye Bazır Təvəllikidiki bir Uyghur Mescidini pütülleri çekip tüzlüvetkenlikini. Çekip tüzlüvetligen Uyghur Mescidiki yıqın orundiki Tunga Mescidinin munar ve gümbetlerini çekip etkenlikini, çekilişten aman kalgan yeni bir Uyghur Mescidi bilen Kazak Mescidinin gümbez ve munarlarını elip etkenlikini aşkarıldı. Pidailer yana mezkur mescitlerini 2016 yıldaki mükemmel haleti bilen çekevetligen hazırkı haletini seliştirme resim arkalık tarqatkan. Yakınkı işencilik malumatlarda bildirilişe Xitay tecavüzçileri yeni çekilişten aman kalgan mescitlerini takıp algan. Ya ki sayahatçiler sayahat kıldığan uğrun süpüde kullanmakta iken. Macron'un kılmışıga Fransiya siyasetçilerimi narazılık bildirdi. Fransiyanın sabık prezident namzati Radikal Solkil Hareket Boyun Egmez Fransiya Hareketi'nin rehberi ve parlament azası Jean-Luc Mélenchon emdilikte devletinin prezidenti Emmanuel Macron'u kollamaydıqallıqını etti. Parlament azası Jean-Luc Mélenchon Cumhurreis Recep Tayyip Erdoğan bilen ötküzgen münazirisi de devletinin prezidenti Emmanuel Macron'u kollamaydıqallıqını etti. Mélenchon Fransiya Inter Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp, Prezident Emmanuel Macron'u köp kıtım kollağalıqını. Lekin emdilikte kılalaydıgan en yakşı işinin sükütü duruş işkallıkını bildirdi. Fransiya Prezidentinin Suriye ve Livya'da zitlişi vatkan Türkiye bilen, nime üçün Şimali Atlantik Akti Teşkilatı da ihtibaktaş işkallıkını oylap bakmağalıqını eskertken Mélenchon, Macron vaziyetinin kontrollıqını pütülleri koldan berip koydu dedi. Radikal solçı rehber Mélenchon, prezident emdilikti kollaşının tilep yürüyüşünün ornuğa stratejisinin kandak bulduğalıqını oylaşkını yaxşı. Fransiya mesherege aylandı. Macron Twitter oynaştın başka nemi kılışını pilallavatıdı dedi. Fransiyada 16. Oktyabrda Hz. Muhammed aleyhisselamga hakaret kılınan hacvi resimlerini derisi okuguçları körsetken bir okutkuşunun kallısı kesilip öldürülgendeyken Macron asaslıq köp kısmı İslamlı ve Müslümanlarını hücum nişanı kılgan bayanat elan kılıp, bu hacvi resimlerini binalarının temiga eks ettiriş kararı alganlıqını elan kılgan. Hem de bu iş İslam dünyasında kattık narazılık ve namayışlarına düş gelgen idi. Katar, Kuveyt, Pakistan, Alcirya, Sudan, Palestin ve Marakeş Katarlıq nurgun devletlerde Fransiya mahsulatlarını baykut kılış seferberliki başlangan idi. Cumhurreis Recep Tayyip Erdoğan mı 27. Oktyabr Fransiya kandak sige Türkiye markalık mahsulatlarını setip almanlar degen bolsa, men mi hazır bu yerden milletim gideymen ki Fransiya markasına hergiz karap mı koymanlar, mallarını hergiz setip almanlar deyiş arkalık baykut çağırıqı elan kılgan idi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Macron'u lanetledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Umumi Kengeşi Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un İslam düşmanlığına alakadar bayanatlarını lanetleş mezmun kılınan kararnameni makulledi. Macron'un İslam'a karşı pozisyonlarına karata hemme kişi soğukkallık bilen hareket kılışkı çakır kılınan kararnamede mundak deyildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'de grupsi bar siyasi partiyalarının vekilleri bulu süptimiz bilen Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un İslam dinine, onun aziz peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlarga karata ihvagerlik, hürmetsizlik tüsünü algan xavuplik bayanatlarını kattık lanetleyimiz ve paşkılımız. Dünyanın her kaysi ceylerdeki soğukkan cemaat erbaplarını, siyasi yollarını, mutepekkurlarını, senetkarlarını ve türlük cemiyetlerini bu kabih pozisyalar aldıda soğukkallık ve tınıçlık terapide turuşku çakırımız. Kılışkı tikişlik en boşum iş, demokratiya, kişilik hukuk, kanunun üstünlüğü ve köpkıllık inanı, irkçılık ve İslam düşmanlıkına ayrılıp kılışığı yol açkan zehirlik muhitinin bir tereplemelik örnekleri buluştun halkıtıp, devlet başlıkları ve bir kısım siyasi yollarının vasıtası arkalık kanuni tüske ilgi kılış ve ken umumlaştırıştır. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.